konuşan bu adam da öyle sıradan bir adam değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün sözcüsü. İmdi ben biraz önce Türkçe'ye konuştu. Tabii. Onu arkadaşlar getirdiler. Söyledikleri 3 maddede değerli izleyenler. Aşıların COVID-19'a karşı koruduğunu gösteren kanıtımız yok. Ya mikrop yok kardeşim. Tanı kitin yok ya daha. Yani neden bahsediyorsun? Aşının yan etkisinin olup olmadığını bilmiyoruz. Daha denenmedi ki yani kobay olarak bizi kullanacak. İlk sazan balığı gibi atlıyoruz yani. Yani şeyde ilk biliyorsunuz Amerika'da bir Afro-Amerikan hemşireyle başladılar. Yani. Yani ikinci sınıf insan dedikleri hani zenci mu? Bu da enteresan. Onu hatırlayalım. İsrail'de de bir ilk vurulan yaşlı birisi birinci fazla gitti. En yüksek risktekiler aşılanmalı demiş. Buradan da yola çıkarak zaten bütün dünya burada. Yani ağır hastalar, çok ağır yaşlılarla alakalı, yaşı yani, olanlarla alakalı. Birleşik Krallık'taki ve Güney Afrika'daki durumu da virüsün iki farklı mutasyona uğramış hali diyor. Bakın Güney Afrika ve İngiltere'de iki farklı mutasyon varsa yarın biz bu aşıyı olduktan sonra üçüncüsü mutasyona gelecek. Uğradığında ona karşı da ikinci bir mutasyona uğrayacak mıyız? Yok ihtiyaç duyarlarsa üçüncü mikrop laboratuvarda hazırdır ve bunu bulaştırmak öyle sanıldığı kadar zor da değildir. Hele bu mRNA teknolojisiyle üretilecek ilaçlarla baş ağrısına iyi gelen hap diye yutturup bunların da biyorezonans tekniğiyle aktif hale getirilmesi mümkün. Hele 5G olduktan sonra Starlink'lerle birlikte.